Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda Borsa İstanbul'da yaşanan sert düşüş ve devre kesici uygulamalarını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Fiyasaların bu şekilde dalgalanmasının arkasındaki nedenleri ve gelecekte neler olabileceğini birlikte analiz edeceğiz. Hüsdüz Endeksi, güne %0, 57'lik bir yükselişle başladı ve sabah saatlerinde 8084 puana kadar yükseldi. Ancak öğleden sonra satışların derinleşmesiyle endeks önce 8000 puanın altına, ardından %5'lik kayıpla 7590 puana geriledi ve ilk devre kesici devreye girdi. İşlemler yeniden başladıktan sonra düşüş %7'yi aşarak 7430 puana geriledi ve ikinci kez devre kesici uygulandı. Analistlere göre bu düşüşün arkasında birkaç önemli faktör var. İlk olarak, Orta Doğu'daki çatışmalar ve küresel tahvil piyasalarındaki satış baskısı, yatırımcıları güvenli limanlara yöneltti. İkinci olarak Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutacağı yönündeki beklentiler ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanılması piyasalarda belirsizlik yarattı. Devre kesici, piyasalardaki aşırı volatiliteyi sınırlamak amacıyla kullanılan bir sistemdir. Borsa İstanbul'da endeksin gün içinde belirli bir oranda düşmesi halinde otomatik olarak devreye girer ve işlemleri geçici olarak durdurur. Bugün iki kez devre kesici uygulandı, ilki %5, ikincisi ise %7'lik düşüşte devreye girdi. Tüm sektörler düşüş yaşarken, en çok kaybı %9,01 ile madencilik sektörü yaşadı. Bankacılık endeksi %6,89, holding endeksi ise %6,44 değer kaybetti. Bu durum, sektörel bazda büyük bir satış baskısının olduğunu ve yatırımcıların portföylerini yeniden değerlendirmelerine neden olduğunu gösteriyor. Analistler, piyasalardaki bu sert düşüşün ardından gelecek dönemde de belirsizliklerin devam edebileceğini ve yatırımcıların daha temkinli davranabileceğini belirtiyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Avrupa Merkez Bankası'nın açıklamaları, piyasalardaki dalgalanmaların yönünü belirlemede kritik öneme sahip olacak. Borsa İstanbul'da yaşanan sert düşüş ve devre kesici uygulamaları hem küresel hem de yerel faktörlerin etkisiyle ortaya çıktı. Yatırımcılar bu tür volatil dönemlerde dikkatli ve stratejik hareket etmeli, portföylerini çeşitlendirme ve risk yönetimi stratejilerini gözden geçirmelidir. Fiyasalardaki belirsizlikler ve jeopolitik riskler, yatırımcıların dikkatli takip etmesi gereken faktörler arasında yer alıyor. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Borsa İstanbul'daki gelişmeler hakkında daha fazla bilgi için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.